Evet, şu anda ekranımıza geldi. En son yaptığımız ders bildiğiniz gibi akro kelimesiydi ve aden kelimesini gördük. Sonrasında aero kelimesine kaldığımızı söylemiştik. Şu anda bildiğiniz gibi örneklerden devam ediyoruz. Ve farkındaysanız yani eğer daha önce sonetleri görürken herhangi bir kelimeyi gördüysek onu tekrar vermiyorum burada. Durum biraz farklı. Mesela faji'yi daha önce görmüştük. Yani önceki slaytlarımızda faji diye bir kelime geçiyor. Ve fajinin ne anlama geldiğini zaten biliyoruz şu anda. Biliyor olmamız gerekiyor daha doğrusu. Fajinin anlamı malum yutma veya yeme demek. Faji kelimesinin anlamı yeme veya yutma anlamına geliyor. Bu arada konuşmak isteyen Raysen diye bir şey var. Ona basın arkadaşlar. Çünkü ben sesleri açık bıraktığımda maalesef bazı arkadaşlarımız farkına varamıyor. Ses kendi kendine açılıyor. Arka plan sesleri geliyor. O yüzden ben bu dersleri düzenleyip YouTube'a koyacağım ki oradan daha rahat bakma şansınız olsun diye. Bir nevi ve beynenler yapmış olacağız yani. Evet, örnek kelimemiz, örnekimiz hava. Yani aero kelimesi hava demek. Buradaki örnek kelimemiz de aero, faji. Yani hava, yeme değil de buradaki anlamı tabii ki hava yutma anlamına geliyor. Peki neden burada bebek resmi var? Bakın karnı şiş bebeğin. Tabii yüzünü göremiyoruz ama büyük bir ihtimalle bu çocukta ya yarık damak veya yarık dudak rahatsızlığı var. Çünkü bir bebek emerken memenin o biraz daha koyu renkli olan areola denen bölge var. Orayı tamamen kaplama dudağıyla bantuz gibi çekmesi gerekiyor. Ama tabii ki düşünün eğer dudağı yarıksa az önceki slaytlarımızda vardı. Labioplasti diye bir kelimemiz vardı hatırlarsanız. Dudağı yarık doğan bebekler oluyor bazen. O zaman emerken hava da bir yandan çekmiş oluyor ve sonuçta karnında böyle bir şişlik olabiliyor. Bunu aerofaji adı veriyor. Yine aero kelimesini evet tavşan dudak Emre Bey tavşan dudak hastalığı. Yine mesela aero ile ilgili örneğin yine bu kelime geçti aslında. Aerofobi. Değil mi? Aslında aero hava demek ama yani aerofobi hava korkusu. Fakat Türkçe'ye karşılığı bunu uçak korkusu çekti. Yani hatta İngilizce'de de bu şekilde geçiyor. Yani fear of the flying diye geçiyor. Yani uçmaktan korkma hastalığı, aerofobi. Yine mesela aerob diye bir kelime var. Aerob ya da anerob. Mesela aerob dediğimiz zaman sonunda B harfi var. O B harfi de bios'tan geliyor. Bios kelimesinin de anlamı yaşam demek. Mesela aerob dediğimizde bu havayla yaşayan demek. Anaerob aslında. Yani başında an var ama okurken anaerob diye geçiyor. Bu da havasız yaşayan demek. Mesela bakteriler bu anlamda ikiye ayrılıyor. Aerob olanlar ve anaerob olanlar. Mesela aerob olanları biliyoruz. İnsan vücudunda yaşayanların hemen hemen hepsi aerob bakteri. Ama mesela Botulismus'un bir bakteri var. Bu bakteri havasız yaşayan bakteri. Mesela siz konserve yaparken ya da böyle konserve tarzı hazır gıdaların eğer kapağında bombeleşme varsa bunu tüketmemek gerekiyor. Çünkü muhtemelen hazırlanış esnasında Botulismus bakterisi karışmış ve bu bakteri yani ürediği esnada hava ortaya çıkartıyor. Bir gaz oluşturuyor. Dolayısıyla böyle bir konservenin kapağında bombeleşme oluyor. Bu salçalarda olabilir veya benzeri her şeyde olabilir. Onları tüketmemeye bakmak gerekiyor. Çünkü bu bakterilerde bildiğiniz gibi toksin var. Yani
Hocam Evet, sesiniz son ses gelmiyor. geliyor mu? Geldi şu Telefonum an. çaldı, açmadım. Normalde açınca ses gidiyor ama açmadım bu sefer. Yine de ses gitti abi. Şu an geliyor mu? Sizin sesleriniz de açık. Evet hocam. Konuşabilirsiniz yani. Tamam. Tamamdır. Yani uçak modunu alsam bu defa da belki internet kesmeyecek ama o yüzden bu şekilde devam edelim. Ya dediğim gibi mesela yemek, bazen besin zehirlenmesi bir olay var. Örneğin mesela normal yemeklerimizi bozan bildiğimiz yemekler ama bundan bahsediyorum. Bozulduğunda eğer onu ısıtarak veya kaynatarak yersek bir şey olmaz. Fakat gene de işte bunlarda endojen dediğimiz toksin var. İşte bu toksinin miktarına bağlı besin zehirlemesi olabiliyor. Yani kaynatıp yeseniz bile bu sıkıntıyı yaşayabiliyoruz. Ama bir de mesela egzotoksin dediğimiz bir toksin var. Yani toksinin dışarı veren bakteri. İşte botulismus bakterisi böyle. Kesinlikle bu tarz yani bozulmuş yemekleri yememekte fayda var. Demek ki aerob, anaerob diye bakteriler bu anlamda ikiye ayrılıyor. Hatta üçüncü grup daha var. Girmek istemiyorum. Konumuz değil çünkü. Bu kelimeyi de daha önceden hatırlarsanız görmüştük. Ana, yeniden ya da yukarıya anlamına gelen bir kelime. Örneğin anatomi yani yeniden kesmek anlamına geliyor. Çünkü anatomi bilimi doğduğunda ki anatomi bilimi Rönesans'a kadar maalesef yani anatomi bilimi doğmamış. Sebebi şu. Bildiğiniz gibi Hristiyanlık bozuk bir din. Yani ne yazık ki İncil'i tahrif etmişler ve 1715'lerde 400 tane İncil varmış düşünün. Yani önüne gelen İncil yazmış tabiri caizse. Velhasıl bu bozuk dinde ne yazık ki birçok şeye karşılar. Bilime karşı, teknolojiye karşı, resime karşı falan filan. Dolayısıyla hatta insan vücudu kutsal kabul ediliyor. Hatta katafalka konuyor. 3 gün orada işte gömmüyorlar. 3 gün boyunca işte orada taziyede bulunuyorlar filan. Yas tutuyorlar. Velhasıl bu süre zarfında tabii ki cenaze koktuğu için böyle şey çıkmış. Ne derler? Çiçekler koymuşlar onun etrafına ve tabii ki bu olay şu an günümüzde malum kullanılıyor. Ne deniyor ona? Hani çiçek gönderiyorlar ya böyle ağaçlı, ayaklı falan. Aklıma gelmedi şu anda. Oradan gelme aslında. Ama tabii ki şeyden sonra, Rönesans'tan sonra Protestanlık diye bir din çıkmış. Bu biraz daha mezhep daha doğrusu. Biraz daha işi hafifleştirmiş yani. Bütün o Katolikliğin Ortodoksluğun katı kurallarını ortadan kaldırdığı için tabii ki bilim biraz daha gelişmeye başlamış. İnsan vücudu üzerine çalışmalar başladığında tabii ki içini henüz daha röntgen keşfedilmediği için ne yapmak zorunda? Kesmek zorunda. Kesmişler, bir daha kesmişler, bir daha kesmişler derken adı yeniden kesmek anlamında anatomi olmuş. Burada da anabiyoz denen bir kelime var. Biyos, biliyorsunuz yaşam demek. Biyoloji bilimi buradan geliyor. Hatta mesela biyogenez. Burada arkadaşlar biraz böyle hani sunekleri eğer öğrendiyseniz bu örneklerin sonuna sunekleri getirerek birçok kelime türetmeniz mümkün. Terminoloji dersi böyle bir şey zaten. Hani binlerce kelime öğretmek değil. Kelimenin bileşenlerini öğrenerek oradan yeni çıkarımlarda bulunmak. Mesela biyometri desek ne anlamı gelmiş olur? Metri ölçüm yapmaktı. Biyometri canlının ölçülmesi. Yani aslında mesela bu laboratuvarda kullanılıyor. Bu bazı işte hücrelerin hücre sayımı veya bakteri sayımı gibi durumlar ortaya. Buna biyometri deniyor. Ondan sonra mesela metri deyince antropometri diye bir şey var. Belki söylemişimdir. İnsanın ölçülmesi. Yani bebeklerin özellikle kilosunun, boyunun, baş çevresinin ölçülmesi gibi durumlar var. Örneğin yine özel hastanelerde biyometrik yöntem denen bir şey var. Yani biyometrik hatta biliyorsunuz pasaportlara biyometrik resim isteniyor. Değil mi? Yani üzerinde oynanmamış tamamen saf doğal haliyle çekilen bir resim isteniyor. Velhasıl bu şekilde biyoloji kelimesini zaten günlük yaşamımızda kullanıyoruz. Hatta biyografi kelimesi var. Grafi neydi? Yazmaktı değil mi arkadaşlar? Grafi. Hani grafi. Graf ve gram. Üç kelime vardı birbirine paralel. Örneğin elektrokardiyografi, elektrikli kalp grafisi demekti. Bu filmi çeken alete elektrokardiyograf deniyor. Filmin çekim sonucunda ortaya çıkan yazıya da elektrokardiyogram deniyordu. Çünkü gram yaz demek. Örneğin burada biyografi dediğimiz zaman
yaşamın yazılması, değil mi? Sen birinin hayatını yazıyorsan buna biyografi deniyor. Ama sen kendi hayatını yazıyorsan buna da kendi anlamında otobiyografi anlamına geliyor. Bu anlamda grafi, yazı yazmak, resim çekmek gibi anlamları bulunuyor. Yine hatırlayın, katabolizma, anabolizma ve metabolizma demiştik. Katabolizma, kata aşağı demek. Yani yediğimiz besinlerin aşağı doğru yıkılması, yani proteinlerin mesela amino asitlere kadar yıkılması ama sonradan yeniden yapılması da anabolizma adı veriliyor ve yıkım ve yapım olaylarının tümüne de metabolizma adı veriliyor demiştik. Yine bir başka kelime andro kelimesi. Andro erkek demek. Andros kelimenin kökü bu. Andros'tan geliyor erkek demek ve mesela androjen kelimesini daha önce de kullanmıştık. Androjen. Jen yapan demekti. Androjen erkek yapan. Yani diğer bir ifade erkeklik hormonu. Gerçekten de öyle ama ya tabii ki bu genel bir isim arkadaşlar. Normal testosteron diye bir hormon var malum. Erkeklik hormonu bu. Bayanlarda da östrojen denen bir hormon var. Her iki hormon da hem bayanda hem erkekte bulunuyor. Ama erkeklerde ağırlıklı olarak androjen bulunurken bayanlarda ağırlıklı olarak östrojen hormonu bulunuyor. Ama tabii ki bazen hormonlarla oynuyorlar. Veya hastalık sebebiyle hormonların dengesizliği oluyor. Ne yazık ki işte cinsiyet problemleri ortaya çıkabiliyor bu tip durumlarda. Mesela andro ile ilgili başka bir kelime android kelimesiydi, değil mi? Erkeğe benzeyen. Aslında ya bu Android telefonlarda malum bir simge var. O simge bayan simgesi değil, erkek simgesi. Ama burada aslında insan anlamında kullanmış. Yani Android insana benzeyen anlamında. Çünkü hani işte milyonlarca uygulama yükleyebiliyorsunuz. Bak milyonlarca uygulama var dünya çapında şu anda. Ve bunlardan size uygulamaları yükleyip yani bir insanın yapamadığı şeyi belki size Android uygulamalar yapabiliyor. Yani iOS uygulama bunu yapabiliyor. Yine androfobi kelimesi var. Erkekten korkma anlamında. Tabii ki bu hani erkek görünce korkma anlamında değil. Mesela bir bayanın evlenmemesi yani mesela androfobi ya da andropoz diye bir olay var. Örneğin bayanlarda menopoz, malum men ay demek. Menopozla yani her ay gerçekleşen o kanama olayının menore diyoruz ya. Ay başı kanamasının durmasına menopoz deniyor. Pause İngilizce bir kelime. Ama aynı durum erkeklerde de oluyor. Yani andropoz dediğimiz bir olay var. Ne oluyor? İşte sperm üretimi duruyor belli bir yaştan sonra veya bir hastalık sebebiyle. Burada da andropoz deniyor. Bu arada antiparantez bir belirteyim. Şu an Türkiye'de dünya rakamlarını bilmiyorum ama Türkiye'de %22 oranında kısırlık var. Ne yazık ki. Yani 5 kişiden biri neredeyse kısır vaziyette. Çocuğu olmuyor. Ve tabii ki bu kısırlığın çoğu bayanlarda yani çocuğu olmayanların %55'i bayan, %45'i erkek. Erkekte tek bir sorun var. Sperm olmaması problemi. Ama bayanda çok daha fazla sorun var. Yani çok çeşitli olabiliyor. Bir rakam vereyim. 100 sene önce erkeklerin ortalama sperm sayısı, bakın ortalamasını söylüyorum. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Yine bir arama geliyor. Ben anlamıyorum. Sabahtan beri arayan yok. Şimdi aramalar başladı. Geliyor mu ses? Evet hocam. Kesilmedi değil mi? Kesilip geldi tekrar. Tamam. Ben açmadım çünkü. Demin de açmamıştım ama gitmiş ses nasıl olduysa. Evet. Şu anda erkeklerin ortalama sperm sayısı maalesef 115 milyona düşmüş. Yani 120 milyondan 15 milyona maalesef düşmüş vaziyette. Ya bu korkunç bir rakam. İddialara göre veya kehanete göre 2070 yılında erkeklerde hiç sperm kalmayacak deniyor. Yani böyle giderse, böyle gidiyor mu? Gidiyor zaten. Hatta bununla alakalı şöyle bir film vardı, bir dizi vardı. TLC kanalında. Dizin, tabii İngilizce bir dizi. Adı Children of the Man. Yani insanlığın çocuğu demek Türkçesi. Konusu da şöyle. Son 5 yıl dünyada hiç bebek doğmamış. Son 5 yıl. Velhasıl bir tane kadın hamile.
düşünün, insanlık nesli sona ermek üzere ama bir umut yani. Bir tane bayan hamile kalmış. Ve konu bu olaylar üzerine konu edilmiş. Bunu niye anlattım? Şöyle bir şey var. Daha önce söylemiş olabilirim. Walt Disney denen bir adam var. Bu Walt Disney malum Amerika'nın şu anda en büyük film prodüksiyon şirketlerinin başında geliyor. Walt Disney. Belki Marvel'dan bile büyüktür, bilemiyorum. Çünkü bayağı bir mazisi var. Ve bu Walt Disney aslında gençliğinde, yani çulsuzun teki, genç bir çocuk yani, ama bir hayal kuruyor. Ressamlık yapan bir çocuk ve o yıllarda çizgi film endüstrisi yeni yeni başlamış ve çocuk şunu yapıyor. Bir hayal kuruyor daha doğrusu. Bir çizgi film, hani Mickey Mouse'u düşünüyor ve yapıyor onu zaman içerisinde. Tabii ki o olay büyüye 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 öldüğünde arkada devasa kocaman bir film şirketi bırakıyor. Ama adam ölmeden şunu demiş. If you can dream it, you can do it demiş. Yani sen bir şeyi hayal edebiliyorsan bunu yapabilirsin demek. Bu mümkün yani. Velhasıl bunu niye anlattım? Birisi çıkmış, Children of the Man diye bir kitap yazmış. Sonra filme çevirmişler. Yani bir zaman gelecek, erkeklerdeki sperm sayısı sıfırlanacak ve artık yeni doğumlar olmayacağı için insan nesli yavaş yavaş, bir zamanlar nasıl ki mamutların nesli tükendiyse, dinozorların nesli tükendiyse, daha aklımıza gelen gelmeyen birçok canlının nesli tükendiyse, bir zaman gelecek insanoğlunun da nesli tükenecek ve bu dünyadan biz artık tür olarak dünyadan yok olacağız yani. Arkasından kıyamet kopar mı bilemiyorum. Onu Allah bilir. Ama böyle bir öngörü var. Hep bir başka örnekimiz Anjiyo. Ne bakın, gördüğünüz gibi grafi kelimesi gene önümüze geldi. Grafi damar filmi, pardon, filmin çekilmesi demek grafi. Filmi çeken alet, grafi filmin çekilmesi. Anjiyografi dediğimiz zaman damar filminin çekilmesi demek. Çünkü anjiyo damar demek. Bir de şöyle bir kelime var. Damar anlamına gelen vas kelimesi var. Vas. Ama vas genel anlamda damar demek. Anjiyo ise kan damar demek. Yani kan damarlarını anlatan bir kelime. Örneğin vas dediğimizde bir örnek vereyim vaza, çünkü önümüze çıkmayabilir bu. Vas genel bir ifade. Örneğin erkeklerde spermler bel bölgesinde yapılıyor. İki tane damarla testislere taşınıyor bu spermler. Bu spermleri bel bölgesinden testislere taşıyan damarlara vas deferens adı veriliyor. Yani deferens götüren demek. Hatta diferansiyel diye bir kelime var. Buradan geliyor. Götürme, hani diferansiyel anlamı götüren demek. Mesela bu kamyonlarda biliyorsunuz motor önde ama çekişi arkadandır kamyonda. Önden olmaz. Yani çünkü yük çekemez o zaman. Arkadan çekişli oluyor. Ama motordaki gücü arka tekerleğe götüren, motorun kamyon altına dönen bir şey var. Böyle boru gibi bir şey gören vardır. Buna diferansiyel deniyor. Velhasılı. Anlamı ne? Götüren demek. Gücü taşıyan. İşte mesela vas deferens de erkeklerde spermleri bel bölgesinden testislere taşıyan damara, bakın kan damarı değil, ne taşıyor? Sperm taşıyor. Buna vas deferens demişler. Demek ki vas daha genel bir isim. Daha genel bir ifade, ama anjiyo sadece kan damarını ifade eden bir kelime. Gördüğünüz gibi burada bu hastaya ilaç çekim yapılmış. Kişiye kontrast madde verilmiş kana. Normalde kan gözükmez. Yani film çekildiğinde, ilaçlı filmlerde normal şartta kan gözükmez, ama siz kanın içerisinde bir kontrast madde verdiğiniz zaman ne oluyor? Bakın bu siyahlıklar damar değil, kan değil arkadaşlar. Bunlar kontrast madde. Yoksa kan görüntülenemeyebiliyor. Anjiyo da böyle. Yine başka bir kelimemiz ve çok kullandığımız bir örnek, anti kelimesi. Ant veya anti çok çok kullanılan bir kelime. Gerçekten Türkçe'de kullanıyoruz. Yani mesela en basitten antipati diyoruz, değil mi? Şu adama antipatim var filan. Patinin anlamı karşı veya karşı koymak demek. Bir şeye karşı olan. Mesela karşımızda bir ilaç var. İlacın üzerinde antasit yazıyor. Tabii ki bu antasit bir özel isim. Yani ilacın ismi. Yani birisi buna bu isim vermiş. İlaç ismi olmuş bu. Tıbbi bir kelime değil aslında. Ama burada tabii ki tıpta kullanılıyor. Yani antasit kelimesi. Anti asit aslında, ama bunu okurken i'yi kullanmıyoruz. Anti asit demiyoruz yani. Ne diyoruz? Antasit. Aslında orada bir anti kelimesi var. Yine mesela anti hipertansif,
anti-diyabetik, ne bileyim aklına geliyorsa antipiretik, bunlar hep işte ateşe karşı, antitussif öksürüğe karşı, antiemetik kusmaya karşı falan gibi bir şeye karşı verilen, mesela antialerjik, alerjiye karşı verilen ilaçlara hep böyle anti, bir şeye karşı anti kelimesi geliyor başına. Ama günlük yaşamda da mesela coğrafyada bile var bir kelime. Şöyle, Kuzey Kutbu'na Arktik deniyor. Arktik kelime bu. Güney Kutbu bunun karşısında olduğu için buna Antarktik demişler. Antarktik yani Arktik'in karşısı anlamında. Bunu tabii ki Türkçe'de biz nasıl okuyoruz? Antarktika değil mi? Bakın kelimenin kökü Antarktik diye geçiyor İngilizcesi. Ama tabii ki biz television kelimesini televizyon diye Türkçeleştirdiğimiz gibi bu Antarktik kelimesini de Antarktika diye Türkçe'ye uyarlamışlar. Bunu yapan kim? Tabii ki Türk Dil Kurumu. Yani bir şeyin nasıl okunduğunu ne yapıyor? İşte hangisi Türkçe köken ne falan bunları Türk Dil Kurumu söylüyor şu anda. Velhasıl anti bu anlamda çok fazla kullanılıyor. Bunun bir de eş anlamlısı var. Burada vermemiş bunu. Kontra kelimesi. Yani kontra mesela o da karşı demek. Örneğin kontraseptif, gebeliğe karşı. Böyle bir kelime var. Kontraseptif. Örneğin bazı ilaçlar var. Ağızdan alınan. Bunlara oral, hani oris neydi? Ağız demekti. Oral kontraseptif. Yani ağızdan alınan gebeliğe karşı olan ilaçlara oral işte kontraseptifler deniyor. Yine günlük yaşamda mesela kontrgerilla var, değil mi? Gerilla var. Bir de kontrgerilla var. Mesela mavi beril falan diyoruz veya işte bordo beriller. Diyelim ki karşında bir terörist var. Bu adamlar düzenli ordu değil. Yani düzenli ordu olsa düzenli orduda çıkarsın ama adamlar gerilla. Nereden ne zaman saldıracağı belli olmuyor. Buna karşı düzenli orduyla gidersen patır patır seni öldürürler yani. O zaman ne yapman lazım? İşte bordo bereli falan gibi böyle kontrgerilla olarak yetiştiren askerler var. Bunlar da aynı teröristler gibi. Ne zaman, nerede saldıracağı belli olmuyor. Yani düzenli bir ordu gibi değil. Biraz şeyleri farklı yani. Kendilerine özgü yöntemlere sahipler. Bir başka örnekimiz ante kelimesi. Ante önce demek. Tabii ki bunların eş anlamlısı var. Pre kelimesi var mesela. Ki finalde de bunların eş anlamlısını soruyorum. Bilginiz olsun. Pre ve pro kelimesi var. Bir de antero kelimesi var ama bu önce demek değil. Antero ön tarafta demek. Hatta anatomiden hatırlarsanız anterior. Değil mi? Anatomide bunu anatomi hocası göstermiştir mutlaka. Ön tarafa anterior deniyor. Arka tarafa posterior. Sağ tarafa dexter, sol tarafa sinister adı veriliyor. Ama kökünü yine aynı. Ante kelimesinden gelme. Mesela natus, doğum demek. Antenatal dediğimiz zaman doğum öncesi anlamına geliyor. Ama aynı şekilde prenatal kelimesi de var. Yine doğum öncesi demek. Hatta burada ilerleyen süreçte göreceğiz. Neo kelimesi var. Yeni demek. Neo. Neonatal diye bir kelime de var. Yani neonatal. Hatta neonatoloji diye çocuk biliminin yani pediatrinin bir alt dalı var. Neonatoloji. Ne demek? Erken doğanla alakalı. Yani önce doğmuş, yeni doğanlara yeni doğan bilimi ya daha doğrusu yeni doğmuş bebeklere neonatal deniyor. Bu bilimle uğraşan, yani yeni doğmuş bebeklerle uğraşan bilime de neonatoloji bölümü deniyor. Normalde mesela doğum servisiyle çocuk servisi ayrıdır. Ama doğum servisinin içerisinde bir yeni doğan bölümü var. Yani yeni doğanlar o servise götürülüyor. Eğer herhangi bir sorun yoksa bebek doğduğunda annesinin yanına getiriliyor. Çünkü emzirmesi gerekiyor hemen anında. Çünkü annenin sütü kaybolabiliyor. Ama bir sorunu varsa bebeğin yani doğumsal bir anomali vesaire doluysa o zaman neonatoloji bölümüne, yeni doğum bölümüne servisine alınıyor. Orada direkt tedavi yaptıktan sonra ancak taburcu edilebiliyor. Ante kelimesi de böyle. Az önce bahsettiğim gibi antero ön tarafta demek. Hatta biliyorsunuz evlerimizin girişinde antre deniyor. Değil mi? Antre. Bu da Yunanca, pardon Fransızca aslında. Evin hemen girişinde antre adı verilmiş. Kökeni buradan kaynaklı. Mesela bu antero kelimesi radyoloji bölümünde çok fazla kullanılan bir kelime. Şöyle ki
Mesela anteroposterior diye bir kelime var. Yani önden arkaya demek. Kısacası AP. Mesela doktor hastayı muayene ettiğinde eğer film isteyecekse ne yapıyor? Önünde film isteme kağıtları var. İstem formları var. Onu alıyor. Oradan işaretliyor. Yani hangi film isteyecekse. Örneğin kafa filmi çekilecek mesela. Eğer kafa grafisi AP dediyse ne demek? Önden arkaya demek. Ama bir de bunun tersi var. Kafa grafisi PA. Yani posterior anterior. Hatta o da burada mı? Değil. Onu almamışım. Posterior anterior şeklinde. Yani arkadan öne çekilmesi gerekiyor. Ama yanlardan çekildiyse her iki yanını istiyorsa buna da bilateral adı veriliyor. Burada şöyle bir kelime yok arkadaşlar. Hem önden hem arkadan çekilme nasıl oluyor? Bununla ilgili bir kelime yok. İkisini de işaretlemek zorunda. Yani antero posterior ondan bir istiyor, bir de arkadan öne istiyor. İki şeyi de işaretlemesi gerekiyor. Yani ikisini de gösteren bir kelime yok ama bilateral dediğimiz bir kelime var. Bunlara kaldı. Ne demek? Bir kelimesinin anlamı iki demek. Bir de di kelimesi var. Bu da iki anlamına geliyor. Mesela karbondioksit, değil mi? Bir tane karbon, iki tane oksijen. Ama oksijen bir tane ise karbon monoksit diyor. Çünkü mono tek demek. Biliyorsunuz karbon monoksit olduğunda ne yazık ki zehirlenme oluyor. Yani oksijen iki tane olması gerekiyor. Örneğin egzoz gazları karbon monoksit salıyor arabaların egzozundan. Hatta mutlaka duyuyorsunuzdur. Kış mevsiminde evde kavga olmuş. Adam kızmış, hani demiş ben gideceğim arabada yatacağım. Arabayı çalıştırmış. Güya şeyini açmış, kaloriferini. Ama garaj kapalı. Yani çalıştırdıkça ne oluyor arkadaşlar? Garajın içerisinde egzoz dumanları da oluyor. Kişi farkında bile varmadan orada zaten uyumasa bile uykusu gelmeye başlıyor. Ve ne yazık ki karbon monoksit zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybeden çok fazla insan var. Tüp gaz da aynı şekilde. Ne yazık ki yani oksijenin yerine başka gaz aldığında ciddi anlamda sıkıntıya sebep olabiliyor. Evet, anterior, posterior, posterior, anterior bu şekilde. Bir de arkadaşlar bu pre ve post kelimeleri hani aynı zamanda pre demiştik ya. Mesela bunun daha zaman gelecek ama şimdiden ameliyat demek. Ama operasyonun kısaltması op. Sadece op deniyor. Yani tıpta çok kısaltma kullanılıyor. Mesela pre-op dediğin zaman ameliyat öncesi. Post-op dediğin zaman ameliyat sonrası. Mesela bildiğiniz gibi anestezi ve reanimasyon denen bölüm var. Anestezi bölümü ne yapıyor? Adı üstüne. Estezi algılama demek. Başına an koyarsan algılamam oluyor. Anestezi algılamam. Yani kişiye morfin verildiğinde kişi hiçbir şey algılayamıyor, değil mi? Doktor kesiyor, biçiyor. Kalbini değiştiriyor. Bilmem ne yapıyor. Veyahut da böbreklerini değiştiriyor falan. Kişi hiçbir şey hissetmiyor. Niye? Çünkü algılama yok. Morfini, beyne morfin verdiği için algı merkezi tamamen kapalı. Algıdan hiçbir şekilde hani ağrıyı algılayamıyor. Ondan sonra buna anestezi deniyor. Ama tabii ki anestezinin bir süresi var. Yani doktor mesela ameliyata göre anestezi uzmanlığı niye var? Yani kişinin hangi saatte ne kadar zamanda uyanacağı falan bununla tespit ediliyor. Yani bunu doktorlar biliyor. Bazen yanlış morfin sonucu veya yanlış anestezi sonucu ameliyatın ortasında uyanan hastalar oluyormuş. Yani yeterince veya kestiremiyor. Anestezi uzmanı tamam 5 saatlik anestezi yapıyor. Ama doktorun işi uzun sürüyor. 7-8 saat olunca ne oluyor arkadaşlar? O kişi ameliyat ortasında uyanabiliyormuş yani. Buna anestezi deniyor. Ama bir de ne var? Reanimasyon var. Çünkü bazen anestezi sonucu insan uyanamayabiliyor. Re kelimesi yeniden demek. Anime, can demek. Bir şeyin sonuna asyon geldiğinde hatırlayın ne anlama geliyordu? Animasyon. Mesela canlandırma değil mi? Animasyon filmlerini hatırlayın. Normalde orada çizgi, resim var, resim. Resimleri arka arkaya diziyorlar ve çok hızlı bir şekilde şerit haline geçirdikleri zaman ne oluyor arkadaşlar? O sanki canlıymış gibi gözüküyor. Bir de dublaj ekliyorlar. Yani ses dublajı. Oluyor sana sanki bir hani canlıymış gibi görünmeye başlıyor. İşte reanimasyon yeniden canlandırma demek. Reanimasyon. Çünkü anesteziyi verdin kişi bir nevi öldü gibi oldu yani tabiri caizse. Onu tekrar anestezi uzmanının canlandırması gerekiyor.
Bir de reenkarnasyon kelimesi var. Reenkarnasyon. Bunu belki biliyorsunuzdur. Güya öldükten sonra ruhların başka bedenle tekrar dünyaya gelmesi, ama tabii ki bizim inancımızda böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi antropo kelimesi insan demek. Yine bunu antropoloji diye bilim dalı var. Oradan hatırlarsanız. Ya da mesela şey var. Paleoantropoloji. Belki duydunuz mu bilemiyorum. Paleo eski demek. Bu kelime geçmeyecek. O yüzden şimdiden, çünkü fazla bir kelime yok bununla alakalı. Mesela paleontologlar var. Ya da paleoantropologlar var. Paleo eski demek olduğu için mesela paleontologlar ne yapıyor arkadaşlar? Eski insanları inceliyor. Yani eski insan fosillerini, işte bu zaman zaman, şimdi Instagram'da var ya, bir akım olmuş ya. Tatlım sen neresin? Biz İzmirliyiz falan diyor ya. Neandertal görüntülü bir insan. Mesela bunları kim ortaya çıkarıyor? Paleontologlar veya paleoantropologlar. Ama eski yapıları inceleyen, eskiden hani yapı kalıntılarını inceleyen dal arkeoloji. Arkeoloji de eski demek. Ama arkeoloji yapıları inceliyor. Yani taşları, duvarları, mağaraları, şunları bunları. Ama eski canlı kalıntılarını inceleyen bilim dalı paleontoloji. Mesela burada örneğimiz arkadaşlar, antropometri kelimesinin anlamı insanın ölçülmesi demek. Aslında çok masum bir kelime. Yani insanın özellikle bebeklerin kilosunun tartılması ve boyunun ölçülmesi, 18 aya kadar olanların da baş çevresinin ölçülmesi. Yani bir çocuk uzmanı, pediatrist, bebek geldiğinde bunu ister. Yani bu önce bu çocuk bölümlerinde şey oluyor, illaki bir tartı ve boy ölçümü şey metre oluyor yani. Çünkü ona göre çocuğun gelişimini takip ediyor. Ama bir zamanlar Almanya, Nazi Almanya'sında resmen kafatası ölçmüşler. Yani kafatası uyanları almışlar, kafatası uymayanları almamışlar. Çok enteresan. Yani bu kadar ırkçı bir zihniyet, yani Nazi zihniyeti çok ırkçı. Belhaslı. Yani sonuçta kafatasına göre ırk belirlendiği için bir nevi demişler ki işte Alman ırkının kafatası çekti bu. İşte Hitler'in nasıl herhalde onu almışlar büyük ihtimalle. Öyle olanları Nazi ordu. Arkadaşlar ses gitti mi? Ya kapatıyorsam kardeşim, müsait değilim, bir daha niye arıyorsun Allah'ım yarabbim? Ses geliyor mu arkadaşlar? Evet, geliyor hocam. Eyvallah Furkan Bey, sağ olun. Mesela antropoid ne demek? Şey İnsana diyeceğim. ben Eyvallah. İnsana benzeyen demek. Antropoid. İnsan görünümünde olan demek. Mesela antropoid maymun denen türler var. İnsana benzeyen, mesela primatlar insana benzemiyor. Yani insan gibi bir halleri yok, ama şempanzeler gerçekten insana çok benziyor, değil mi? İnsan görünümünde. Ellerini baya baya insan gibi kullanıyor. Alet kullanıyor. Yani eliyle taşı kullanıyor, sopayı kullanıyor. Bunu belki belgeselerde falan görüyorsunuz şu anda. O yüzden bunlara antropoid, biraz da genetik yapısı bakımından da benzeyenler var. Zaten bu evrimcilerinin kafasını karıştıran şey de bu olmuş. Yani maymunlar baya baya insana benziyor. O yüzden maymundan geldiğimizi iddia edenler var. Yani maymun evrimleşerek insana dönüştüğünü falan söyleyenler var. Tabii ki bu görüş bugün kesinlikle doğru değil. Bunu bilim de artık kabul etmiyor, ama hala evrimi savunan insanlar var mı? Kesinlikle var. Niye var? Çünkü evrim yok dediğin anda Allah var demen lazım. Yani ya evrim ya Allah, hangisi? Allah dediğinde bir sürü sorumluluk var. Namaz, niyaz, şu bu falan. Adamın hesabına gelmiyor. Arkadaşlar bakın, dini inanç bile siyaset, tamam mı? Yani insan inanç meselesi bile bir seçim yani. Bazı insanlar inanmayı seçiyor, bazıları inanmamayı seçiyor. Tamam mı? Bu siyasi yani aslında. İnsanın dini görüşü bile bir nevi siyaset yani. Hesabına gelmeyince adam inanmayabiliyor. Hatta örnek vereyim size. Daha da bu dediğimi ispatlayan bir örnek. Şimdi mesela bir gün müşrikler Peygamber Efendimiz'i görmüşler böyle akşam karanlığında. Denk gelmişler. Ya demişler ki biz sana inanmak istiyoruz da inanacağız. Sen bize bir mucize göster. Tamam demiş. Ne göstereyim? Tabii gökte dolunay var. Demişler ki parmağınla ayı ikiye bölersen biz sana inanacağız. Bakın, bir insan bunu yapabilir mi arkadaşlar? Parmakla ayı ikiye bölünür mü? Olmayacak bir şey istemişler yani. Tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Peygamberimiz dua ediyor.
ve parmağıyla aya bir elif çiziyor. Ay iki tane mim oluyor. Öyle ifade ediyor. Yani ayı ikiye bölüyor. Ama oldu mu diyor. Yok olma diyorlar. Ne olacak? Ayrılsın diyor. Yani şak oluyor. Yani ortadan yarılıyor ama ayrılmıyor. Diyor ki ayrılsın. Böyle bir zorla kabul etmeyiz yani. Ne olsun? Biri bir yere gitsin, biri bir yere gitsin. Tamam diyor. Onu da işaretliyor. İşte ayın bir parçası Ebu Kubays Dağı'na gidiyor. Bir parçası diğer dağa gidiyor. Ondan sonra oldu mu? Olma diyor. Ya olma diyorlar yani. Adamın niyeti inanmamak ya. Yani niye? Sen bize belki illüzyon yaptın. Belki göz yanılmasın. Gözümüz bağladın falan. Ondan sonra ya tamam diyor. Sizin diyor 5 günlük mesafede bir kervanınız var diyor. Mekke'ye geliyor. Onlara sorun diyor Peygamber. Bakın o kervana sorun. Kervan gibi bakın bir kere 5 günlük yoldaki kervanı biliyor. Yani 5 gün sonrasında haber veriyor. Bir. İkincisi o kervana soruyorlar. Kervancılar diyor ki ha, gerçekten biz de gördük. Yani ay ikiye ayrıldı yani. Peki ne diyor arkadaşlar? Yetim Ebu Talib'in sihri göğe tesir etti. Yani öyle bir sihir yapmış ki, öyle bir illüzyon yapmış ki nasıl bir sihirse ay ikiye bölünmüş. Yani onlar da bal gibi arkadaşlar. Onun peygamber olduğunu biliyorlardı. Ama hesap bana gelmiyordu. İşte bugün Darwincilerin de yani evrim teorisini reddetmek hesap bana gelmiyor. Yani onu kullanıyorlar şu anda. Bir baskıcılar kullanıyorlar. Bu şekilde yani dünya görüşleri bu. Yani bir çeşit din olmuş yani onlar için yani. Çünkü din zaten gidilen yol demekten asılı. Evet bir başka kelimemiz o diyor kelimesi. O diyor işitme demek. Ot kulak o diyor işitme anlamına geliyor. Mesela otit diye bir kelime var. Otit. Yani, hatta otit medya. Belki duymuşsundur. Orta kulak iltihabı demek. Otit medya. Ama o diyor kelimesi işitme anlamına geliyor. Odiyometri de işitmenin ölçülmesi. Aynen bizim okuldaki odiyometri bölümünde olduğu gibi değil mi? Bizde böyle bölüm var şu anda. Odiyoloji işitme bilimi. Odiyometri işitmenin ölçülmesi. Yani bu bölüm mezunları bildiğiniz gibi kulak burun boğaz doktorları nezaretinde çalışmak durumundalar. Yani başka bir atama şansları yok. Kulak burun boğazcı olmadan odiyometri bölümünün hiçbir esprisi yok yani. Bununla ilgili zaten günlük yaşamda odyo kelimesini biz kullanıyoruz. Mesela kulaklığın mesela yabancı cihazlarda, aletlerde kulaklık takılan yere baktığınız zaman orada odyo olduğunu söylüyor. Yani aynı zamanda ses aslında hani işitmeden geliyor bu kelime. Birçok şeyde bu odyo meselesi. Mesela videolar. Videoya mesela sesi ekleyebiliyorsun sonra odyo olayını. Bu işitme anlamına gelen bir kelime. Çok fazla kelime yok bunlara alakalı. Bir başka kelimemiz oto kelimesi. Resimde de gördüğünüz gibi bu kadın ne yapıyor? Kendi kendini yemeye çalışıyor. Isırıyor falan. Mesela faji neydi arkadaşlar? Yeme demekti. Otofaji dediğimizde kendi kendine yeme anlamına geliyor. Bu tabii ki bu psikolojik bir rahatsızlık yani. Bazen biz bunu yaparız. Yani insan çok büyük hatalar yaptığında ah ben ne salakmışım, ah ben manyakmışım, ah ben ne kafasızmışım, ah ben neymişim. Yani ben bunu nasıl yaptım, basiretim bağlanmış deyip kendi kendine kafasını dağlara taşlara vuranlar oluyor bazen değil mi? Şey, yapıyoruz yani. Yani biz de yapıyoruz. Yani kafamızı duvara vurduğumuz çok olmuştur. Yani Allah yaşatmasın. Bazen insan hata yapıyor. Hata yapmak insan için zaten. Ama önemli olan hatalarından ders çıkarmak diyorlar ya klişe bir laf. Ama doğru yani gerçekten. Kafanı tekrar tekrar vurmak istemiyorsan hatandan ders çıkarman lazım ki kendi kendini yemeyesin daha sonra. Ama oto kelimesi günlük yaşamımızda çok fazla miktarda var. Mesela mobil kelimesi hareket eden demek. Mobil. Otomobil kendi kendine hareket eden demek. Mesela otomobil çıkmadan önce araba var mıydı? Vardı. Ama arabalar kendi kendine gitmezdi. Arabaları bir hayvan çekerdi. Mesela at arabası, öküz arabası, eşek arabası, bilmem ne arabası falan gibi böyle hayvanlar tarafından çekilirdi. Araba kendi kendine gitmezdi. Ama ilk defa dünyada Ford işte, Henry Ford kendi kendine giden yani bir hayvanın çekmediği bir araba yaptı. Buna da kendi kendine giden anlamında otomobil dediler. Ve biliyorsunuz otomobillerin gücü neyle ölçülüyor?
HP deniyor değil mi? Horsepower. Yani beygir gücü. Mesela kaç beygir diye sorduğumda ona göre kıyaslamışlar. Mesela bir atın çekebildiği yük ne kadarsa mesela onun işte şu anda biliyorsunuz yani 300 beygire kadar arabalar var. Değil mi? Yani tabii ki normal kullandığımız arabalar malum işte 70'ten başlıyor artık. 70'in altında alınmaz zaten de bu araba yani mahvolursun tabiri caizse. Yok işte böyle bağırır araba gitmez yani. Yani ideali 95-110 falan beygirlik bir araba aslında. Ve aslında bu da buradan geliyor. Yine otonom sinir sisteminden bahsediyor. Otonom. Mesela insan vücudunda bir otonom sinir sistemi var. Kendi kendine çalışan. Değil mi? Mesela bu sistem biz uyurken bile çalışıyor. Uyurken bile vücudunda hayati faaliyete devam ediyor. Buna otonom sistem adı veriliyor. Bunu da sağlayan parasempatik sistem değil mi? Sempatik sinir sistemi var. Bir de parasempatik sinir sistemi var. Bunlar kendi kendine işleyen şeyler. Velhasıl otonom anlamı bu. Az önce bahsetmiştim. Otobiyografi. Değil mi? Kendi kendine hayat hikayesini yazmaya otobiyografi adı veriyor. Son bir örnek daha vereceğim. Otizm diye bir hastalık var. Otizm. Biliyorsunuz bu hastalık gerizekalılık hastalığı falan değil. Ama otistik çocuklar içine kapanık, kendine dönük yani otizm. Biliyorsunuz bir şeyin sonuna izim gelince ne anlama geliyor? Hastalık değil mi? Tıpta eğer bir kelimenin sonunda izim varsa mesela raşitizm, alkolizm, sadizm, manizm falan gibi bunların hepsi neyi gösteriyor? Hastalık gösteriyor. Otizm de bir hastalık. Ve içine kapanık bu çocuklar etraftaki insanlarla ne annesiyle babasıyla ne öğretmeniyle asla iletişime geçmiyor. İletişim kurmuyor. Aslında gerizekalı değil. Hatta dünyada otistik olup da kitap yazan insanlar var. Senaristler var. Adam otistik aslında. Ama kendi içinde adam ne yapmış? Öğrenmeyi kendi kendine yapmış. Tabii ki bu hastalıklar birçok şeyle karıştırılabiliyor. Mesela disteksi. Bunlarda öğrenme problemi var. Disteksi hastalarında. Yani temelde benzerlikler var yani bu durumlarda. Böyle bir kelimemiz oto. Zaten biliyoruz bunu. Yine az önce D'den bahsetmiştim. D 2 demekti. B de 2 demek. Mesela bilateral demiştik. Lateralus yan anlamına geliyor. Bilateral dediğimizde iki yanlı olmuş oluyor. Çünkü B'nin anlamı iki demek. Mesela bifosfat dediğimizde iki tane fosfor anlıyoruz. B ile ilgili mesela şöyle bir kelime var. Biliyorsunuz mikroskoplarda bakma yeri var ya, mikroskopun bakma yeri var. Eğer mikroskopun bakma yeri bir tane ise, tek gözden bakılıyorsa buna tek anlamında mont kelimesi var. Mono. Monoküler. Biyopsi değil, hayır. O yanlış örnek. Biyopsi biyodan geliyor. Mesela okulus göz demek. Oküler gözle ilgili. Bakın okulus gözden geliyor. Oküler gözle ilgili. Monoküler tek gözle ilgili. Mikroskopun tek bakma yeri varsa monoküler. İki bakma yeri varsa arkadaşlar bioküler aslında ama araya biz ne koyuyoruz? N harfini. Yani binoküler şeklinde ifade ediyor. Hani hatırlarsanız O harfi var ya, O harfini çok kullanıyoruz. İki kelimeyi birleştirirken arada eğer iki sessiz yan yana geldiyse araya O harfi koyarak ne yapıyoruz? Onu birleştiriyoruz. Ve aslında burada da binoküler şeklinde ifade ediliyor. Bunun örnekleri var aslında. Biceps olur aynı. Biceps iki başlı demek. Triceps üç başlı demek. Biliyorsunuz kas gruplarımız var. Biceps, triceps şeklinde. Bu o şekilde oluyor. Daha örnek aklımıza geldikçe söyleyeceğiz bunu ilerleyen süreçte. Devam edelim. Az önce arkadaşımız biyopsi dedi. Biyopsi buradan geliyor. Yani biyos kelimesinden geliyor. Biyos malum yaşam ya da canlı anlamına gelen bir kelime. Bunun örneklerini verdim aslında. Hani neydi? Anabiyoz kelimesi vardı az önce. Orada örnek vermiştik. Biyoloji zaten bildiğimiz bir kelime. Biyogenez canlının oluşması demiştik. Mesela biyosit, sit neydi? Öldüren. Biyosit, canlıyı öldüren. Antibiyotik, mesela tabii ki diye bir kelime var zaten. Biyotik, canlı ile ilgili. Antibiyotik, canlıya karşı. Değil mi?
Biz mesela bir enfeksiyon geçirdiğimiz zaman doktora gittiğimizde doktor ne veriyor? Bize bir antibiyotik geniş spektrumlu, değil mi? Yani birçok bakteriye karşı kullanılabilen ilaçlar veriyor ama bazen tabii ki doktorun teşhis durumuna göre laboratuvarda önce bir test, kültür antibiyotik testi yapılıyor. Yani hangi bakteriye karşı mesela hangi ilaç, hangi antibiyotik, hangi bakteriye etki eder? Bununla alakalı bir test var. Kültür antibiyogram denen bir şey. Ondan sonra tabii ki bu ilaçların örneklerinin olduğu bir petri kutusu var. Oraya siz bakterilerini almış olduğunuz kültürü ektiğiniz zaman bakteri her mesela bazı ilaçların dibine kadar ürüyor mesela. Niye? O ilaç ona etkilemiyor mesela. Ama bazı ilaçlardan uzak duruyor. Ona yaklaşamıyor. Ha diyor ki demek ki bu bakteri bu antibiyotiğe karşı hassas. Ya da mesela öncekiler daha önceden etkilemiş olsa bile biliyorsunuz bakterilerin de bir savunma sistemi var. Onlar da yani karşılaşmış olduğu zorluklara karşı ne yapıyor? Onlar da kendilerini savunuyor ve dirençli suçlar geliştiriyor. Yani bir sonraki nesiller daha dirençli oluyor. O yüzden bir zamanlar çok popüler olan bir antibiyotik uzun süre kullanıla kullanıla artık kullanılmaya başlanabiliyor. Sebep? Çünkü onlar direnç geliştiriyor. Bakın biz şu anda Selam COVID aleyküm hocam. uygulamalarını... Aleykümselam. Kim konuştu? Pardon hocam arkadaş. Geldi. Estağfurullah oluyor, sıkıntı yok. Velhasıl biz COVID'e karşı bir mücadele veriyoruz şu anda. Yani bu mücadele sadece aşı değil. Yani aynı zamanda insan vücudu bu bakteriyi tanıyor şu an. Tanımaya başladı. Hem doktorlar tanıyor hem insan vücudu düşmanını tanımaya başladı ve nasıl ki 100 sene önce çıkan pandemi de yani biliyorsunuz İspanyol gribi denen yani şu an bildiğimiz grip hastalığı 100 sene önce çıktı. Milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. Ölenler öldü ama geri kalanlar ne yaptı? Virüse bağışıklık kazandı. Velhasıl hayatta kaldılar. Aynen filmdekileri andırıyor değil mi arkadaşlar? Filmlerde de mesela virüs salgınları oluyor. Biliyorsunuz bunlar artık yani savaş olarak, şey olarak kullanılıyor, silah olarak kullanılıyor. Ya şu anda arkadaşlar ben kesinlikle her zaman da bunu söylüyorum. COVID-19 bir biyolojik silah yani. Silah olarak kullanıldı. Ve savaşlar artık böyle toplu tüfekle olmuyor. Ekonomik savaşlar oluyor. Yani doların, euronun durumunu görüyorsunuz, altının vesaire. Bu bir ekonomik savaş veya ekonomi bilimi arkadaşlar çok değişik amaçlara kullanılabiliyor. Ya tıp bilimi de kullanılabiliyor. Yani mesela askerlik yapanlar bilir, var mı bilmiyorum içinizde ama NBC denen bir silah var. Nükleer, kimyasal, biyolojik diye silah grubu var. İlla top tüfek olması gerekmiyor. Yani mesela şöyle düşünün. Osmanlı dönemindeki bazı savaşlarda mesela bir virüs hastalığı yaymışlar. Düşman ordusu üzerinde. Adamlar kırılmışlar. Yani hastalıktan ölmüşler. Hatta İngiliz ordusunun üçte biri bulaşıcı hastalıktan hayatını kaybetmiş örneğin. Şu anda bu tabii ki kullanılıyor arkadaşlar. Virüsler, bakteriler, özellikle virüsler ciddi anlamda hani arkadaşlar şu kesin laboratuvarlarda ama sivil ama askeri laboratuvarlarda şu anda kesinlikle biyolojik silah anlamında virüsler üretiliyor. Ama insanoğlu kendi genlerle uğraşa uğraşa yani doğayı maalesef tahrip ediyoruz değil mi? Doğayı kendi akışına bırakmıyoruz yani. Sonuçta ne oluyor? Gerçekten filmlerde olduğu gibi bakın az önce bir örnek verdim. Walt Disney'in dediği şey if you can dream it, you can do it. Yani bir şeyi hayal edebiliyorsan o mümkün demek. Yapabilirsin yani. Senin hayalinden bir şey geçtiyse eğer o hayalinin peşinden gidersen, hiç bırakmazsan kesinlikle o mümkün. Yani mümkün olduğu için hayal kuruyorsun zaten. Eğer o mümkün olmasaydı sen onun hayalini dahi kuramazdın yani. Bu anlamda adam bunu söylemiş. Velhasılı bir zamanlar biliyorsun bir sürü virüs çimleri var değil mi? Virüsler işte çoğalmış, kontrolden çıkmış. Bunu yapanlar da bir şeyin farkında falan. Onlardan bile çıkmış olarak. İnsanlar bazıları işte hatta şöyle bir film vardı ya neydi o? Ben Efsaneyim diye. Bu esmer zenci bir adam var ya. O adamın bir filmiydi. İnsanoğlu canlı şeye dönüşüyor ya. Yani yürüyen ölüler mesela. Walking Dead de buna benzer bir şey.
Bunların hepsi mümkün, kesinlikle mümkün olabilecek olan şeyler ve bir gün bunlar olacak diye ben düşünüyorum. Olacak yani çünkü zihinden geçen her şey günün birinde gerçekleşiyor. Aynen Jules Verne adam Denizaltı'yı yazmış. Yani Denizaltı'nın 20 Fesat diye kitap yazmış. 1700'lerde Denizaltı bundan 100 sene sonra bulunuyor. Adam bir tanesi Ay'a Yolculuk diye kitap yazmış. Daha Ay'a Maya gidildi yok ya. Yani Ay'a gidilmesinden belki 30 sene önce Ay'a Yolculuk diye kitap yazıyor ve insanoğlu Ay'a gidiyor. Bu ne demek? Cenab-ı Allah'ın bu dünyada insana verdiği en büyük güç hayal gücü. Ama maalesef bizim Türkiye'de bu hayal gücü ne yazık ki kullanılamıyor, kullandırmıyorlar. Çünkü sen bir hayal kurduğun anda hemen başlıyorlar. Sen çok hayalcisin, sen şöylesin, sen böylesin bilmem ne. Aklını başına al falan filan. Sürekli maalesef o hayalin önüne bir takım engeller çıkıyor. Ama siz sanıyor musunuz ki Amerika'da çıkmıyor? Arkadaşlar herkesin karşısına engel çıkıyor. Ama mesela bugün dünya çapında büyük başarı ulaşmış insanlara bakın. Bütün bu engelleri aşağı aşağı bakın kimseyi dinlemeden hayallerinin peşinden gidiyorlar. Bedel ödüyorlar. Asla sağa sola bakmıyor. Tek şey o hayal. Arkadaşlar hayal demek vizyon demek. Ya vizyon. Yani sen eğer o hayali bırakmazsan insanda vizyon denen bir şey oluşuyor. Acun Ilıcalı aynen. İnsana bir vizyon. Acun'u söyleme. Acun'un arkasında İsrail var. Adam yapmış ama İsrail var. Bir incele Acun'u. O göz işaretleri falan filan. Bu adam çünkü mason yani. Arkasında çünkü çok büyük bir güç. Yani Acun'un yaptığı şey. Velhasıl şöyle bir şey söyleyeyim. Kapatacağım birazdan. Mesela siz bir hayal kurduğunuz zaman henüz vizyon yoktur. Sadece hayaldir. Yani onu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini bilemezsin yani. Hayal de hayaldir ama. Fakat sen o konuda Ar-Ge yaptığında ve uygulamaya koyulduğunda, o şeyi yapmaya başladığında yavaş yavaş sen de hani ampul yanmaya başlar. Yani vizyon gelişmeye başlar. Vizyon. Ve bir noktadan sonra sen bunun gerçekten yapabileceğine inanmaya başlarsın. Bak, normalde bak ne demiştik? Hayal kuruyorsan yapabilirsin onu zaten. Onda sıkıntı yok. Yani senin hayalinden geçtiyse o mümkün. Tamam mı? Ama işte vizyon sonra gelişiyor. Sen ilk baştan tamam mümkün olduğunu biliyorsun, çalışmaya başlıyorsun ama diyorsun ki ya olmayacak ya. Yok ya. Boşuna uğraşıyorum. Hani ben çok adam gördüm bu şekilde. Yapıyor ama yok ya. Zor ya. Vallahi acaba bıraksam mı bırakmasam mı? Bu şekilde yani hayatı boyunca birçok işe başlayıp yarım bırakan tonlu adam var. Yani bakın sağa sola. Adam fabrika kurmuş, onu bile yarım bırakmış. Yani kaderine terk etmiş ya. Ben bir ara böyle Ağrı falan oralara gittiğimde bir sürü yarım kalmış fabrika falan gördüm böyle inşaatlar halinde. Çok üzücü bir durum ama tüten bir baca gördüğüme çok hoş, gerçekten seviniyorum yani. Tüten bir baca görünce hoşuma gidiyor. Yani bu çünkü sermaye demek, ekonomik güç demek yani, üretim demek. Bunlar çok değerli şeyler. Çünkü maalesef biz bir tüketim toplumuyuz ne yazık ki yani. Bir başka örnek, Brady kelimesi, örnek diyormuşum, bir sonek. Brady kelimesi, yavaş demek. Çok kullanılan bir kelime değil bu. Çünkü yani insan vücudunda hızlı giden bir şey olmalı ki, yani veya normal giden bir şeyin yavaşladığını anlatmak için ancak kalp var değil mi? Başka da yok zaten. Bir de solunum olayı var. Örneğin, kardi, kalp durumu demek bir anlamı yok. Hani demiştik ya, iya kelimesi durum gösteren bir kelime. Ama başına bir şey koymazsan bir anlamı olmuyor. Yani başına olumsuzluk anlamı veren bir kelime koymanın lazım ki İYA'nın bir anlamı olsun. Nitekim burada kardi kelimesinin başına brady konduğunda kalbin yavaş atması anlamına geliyor. Gelen bir kelime ortaya çıkmış. Yani normalde 60-80 bir kalp atımı ama brady kardi durumunda bu sayı tabii ki 40'lara falan düşüyor. Ki tehlikeli yani çok tehlikeli. Kalp krizi değil. Kalp krizi bambaşka bir olay. Yine mesela bunun tersi var. Taşikardi. Normalde yine 60-80 olması gerekiyor kalp atımı. Ama bazen de çok ciddi anlamda kalp çok hızlı atmaya başlıyor. Buna da taşikardi deniyor. Yani yüzün üzerinde falan çıkabiliyor. 140 olabiliyor ki arkadaşlar bunlar çok çok tehlikeli. Hatta buna kalp çarpıntısı falan diyorlar. Kalp çok derinlemesine atmaz. Çok yavaş atar. Yani hızlı atar ama şey değil. Derin değil yani. Mesela burada bir EKG şeyi var. Gördüğünüz gibi çizgiler var.
kalp yavaş attığında bakın şu mesafe uzuyor. Mouse'u gösteriyorum. Kalp yavaş attığında mesela buradayken şuraya uzuyor. Ama hızlı attığında birbirine yaklaşıyor. Fakat bu defa şu yükseklik düşüyor. Yani kalp grafisinde. Çünkü niye arkadaşlar? Çok hızlı attığında derin atmıyor. Tam kalp tam anlamıyla fonksiyon icra edemiyor. İyi bir durum değil. Hatta fibrilasyon falan deniyor. Belki duymuşsunuzdur. Adamın kalbi dakikada 200 atıyor diyelim ki. Yani veya 150 atıyor neyse. O zaman defibrilatör dediğimiz bir aletle bu fibrilasyon, yani kalp çırpıntısı, hatta buna epliksi nabız deniyor. Yani çok çok fazla attığında nabız o kadar yani gücü o kadar azalıyor ki böyle epliksi nabız gibi bir durum ortaya çıkıyor. Buna fibrilasyon deniyor. Dediğim gibi hastanelerde defibrilatör dediğimiz cihazlarla o çarpıntı azaltılmaya çalışıyor. Aynı şekilde arkadaşlar kalple solunum birbirini zaten paralel olduğu için mesela bradipne veya taşipne diye kelimeler var. Pne nefes demek. Pne. Bradipne tabii ki birleştirerek söylememiz lazım. Bradipne nefesin yavaşlaması. Taşipne nefesin hızlanması. Nefes sayısı da dakikada 15 civarı. Bu durumda sayı ne oluyor? Kalbe bağlı. Örneğin bradipne olduğunda ondan daha aşağı düşüyor. Taşipne'de de solunum sayısı çok çok fazla artmaya başlıyor. Tabii ki yüzeysel solunum oluyor. Yani solunum hızı arttığında tabii ki derin nefes alamıyorsun. Yüzeysel bir solunum almış oluyorsun. Bu arada pine kelimesine bir örnek vereyim. Çok duyduğumuz bir kelime. Pinenin başına A koyarsan apne olur. Apne. Yani okuduğumuz zaman apne. Mesela uyku apnesi. Bir insan uyurken çok fazla horluyorsa hatta bazen şöyle oluyorsa bakın horlarken kişi nefes alır ve böyle bir 20 saniye 30 saniye vermez. Puf diye verir nefesini. Yani horlayanlar böyle yapar. Arkadaşlar bu kişi de solunum durması zaten apne bu. Solunum duruyor adamın yani. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu tip durumda kişinin solunum duruyor. Apne. Sen dinliyorsun. Nefes vermiyor adam ya. Alıyor ama vermiyor. Arkadaşlar bu durumda beyni oksijen gitmesi yavaşladığı için bilinçaltımız ne yapıyor? Yani bizi uyarıyor. Ya tam uyanma değil ama. Yani tam bir uyanma değil. Kısmen uyanıyorsun. Nefesi veriyor. Devam ediyor bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde bir uyku çok kalitesiz bir uyku. Yani habire uyanıyor kişi. Hatta bu tip durumda nefesi verdiğinde işte puf diye verdiğinde ondan sonra o anda aslında bir uyanıklık durumu söz konusu. Tabii ki bu iyi bir durum değil. Her an kalp durmasına, uykuda ölümlere sebep olabilir. Bu tip insanlarda hani apne var mı yok mu? Uyku apnesi var mı yok mu? Anlamak için ne yapıyorlar? PSG denen bir film var. Yani buna polisomniyografi adı veriliyor. Grafi biliyorsunuz yazmak demek veya filmin çekilmesi. Somnio uyku demek. Poli de malum çok demek. Yani anlamı ne? Çok uyku grafisi. Kelime anlamı bu. Ama Türkçesi PSG. Bu şekilde biliniyor. Hani bu durumdan bir insan hastaneye gittiğinde doktor diyor ki sana PSG çekmemiz lazım. Yani uyku apnesi var mı yok mu? Beynine falan böyle bir sürü elektrotlar bağlıyorlar. Kablolar şunlar bunlar. O cihaza bağlı tabii. Cihaz ne yapıyor? Uyku esnasında solunum durup durmadığını tabii ki adamın bu şekilde uyuması lazım. Mesela bazıları uyuyamıyor. Adam PSG'ye işte çektirmeye gidiyor. Gece kalması lazım hastanede. Ondan sonra bağlıyorlar. Adam uyuyamıyor. Hadi tekrar randevu alıyor. Tekrar bir daha geliyor falan. Ya uyumak gerçekten zor. Düşünsene her tarafın kablo bağlı. Bir de böyle işte vazelinle falan o şeyi temas etsin diye işlem yapıyorlar. İyice insan uyuyamaz hale geliyor aslında. İşte bu duruma filme PSG demişler. Sebebi şu. Az önce bahsettik ya. Mesela bir derin uykuda bir uyursun, sabah kalkarsın mesela. Ama bu tip durumlarda küçük küçük uyanıklıklar ortaya çıkıyor. Yani nefes durduğunda beyin uyarıyor seni. Uyanınca uyku bölündü. Hadi bir daha, bir daha, bir daha. Sabah kalktığında böyle eşekten düşmüş gibi ya dayak yemiş gibi yorgun uyanıyor. Neden? Uykusunu alamadı. Çünkü kaliteli bir uyku arkadaşlar. Rüya görmek de bitmesi lazım. Yani sen kaliteli bir uyuyorum diyorsan rüya görmelisin.
Gördüğünde bu rüyayı hatırlamalısın yani. Bu çok kaliteli bir uyku demek. Çünkü rüya görmenin amacı zaten, pardon, uyumanın amacı zaten, değil mi? Günlük o koşturmadan kaynaklı o stresin dağıtılması, uzaklaştırılması yani. Uyumak demek, rüya görmek demek. Rüya da 2 saat sonra görülüyor. Yani bir insan